Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Orjinal Matematik yayınlarının 2023 ayete soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fonksiyonlarda 11. şerifte kalmıştık. 11. şerifinde çözümlerini yine beraber yapalım isterseniz. Şimdi testimizde ilk soruda bize ne demiş? F reel sayılardan demiş. Buraya tanımlı olarak tanımlanıyor. F fonksiyonunun örten olduğu bilindiğine göre demiş. Şimdi bu fonksiyon örten. Bu arada bunu sıfır yapan bir değer yok. Gerçekten yok. Bakalım burası x eksi 2'nin karesi artı 1'dir. Tamam o zaman bak bizim benim çok sevdiğim soru tarzlarından bir tanesi x eksi 2'nin karesi artı 1. Görüntü kümesi bulma. Benim fonksiyonum bu şu an. Şimdi bu fonksiyon örten olacak. Şimdi ben şunu düşüneyim. Burası en az şimdi örten fonksiyon yani görüntü kümesini bulmak istediğinizde ben, ben taktik olarak şunu izliyorum. Hani belli bir kuralı yok aslında. Şöyle yapıyoruz. Burası hani en az kaç olur? En çok kaç olur? Ne verirsem çok olur ne verirsem az olur diye mantıkken akıl yürütmeye çalışıyoruz. Şimdi mesela burası en kötü sıfır olur. Değil mi? Burası sıfır olduğunda 1 bölü 1'den 1 gelir. Yalnız burası büyümeye başlar. Pozitif ya burası. Burası büyür. Burası büyüdüğünde sizin bu basit kestiğiniz aslında küçülür. Çünkü alt taraf büyüyor. Alt taraf büyüyünce ifade ne oluyor? Küçülüyor. O zaman benim ifadem maksimum 1 olur. Daha sonra da sıfıra kadar gider. O zaman burada şuradaki a değeri kaç olmalıdır? 1 olmalıdır. Biz zaten maksimum değerini bulduk aslında. Değil mi? Bana ne soruyor? a artı. F1. yani 1 artı F1 nedir diyor Soner diyor. E tamam buluruz. Bizim fonksiyonumuz belli zaten. Neredeydi? Buradaydı benim fonksiyonum. Ben x yerine kaç yazacağım? 1 yazacağım. O zaman 1 artı şimdi F1 bulalım. 1 bölü 1 yazarsam 1 2 eksi 1'in karesi 1 artı 1 2. O zaman bizim sonucumuz ne geldi? 3 bölü 2 geldi diyebiliriz. İlk sorumuz için. Testimizin ilk sorusunun cevabı C arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Yani... Görüntü kümesi bulma işi biraz böyle sizin Yorumlamanız da mümkün. Hani bir tam şey gibi değil. Tanım kümesi gibi değil. Tamam. Geldik 2'ye. Doğal sayılardan doğal sayılara bir fonksiyon. fx demiş. x'in pozitif bölenlerin çarpımı olarak tanımlanıyor demiş. Pozitif bölenlerin çarpımı. Şimdi mesela p sayısı bir asal sayı mı? Allah şükür asal sayı. O zaman p asalsa mesela p'nin asal, p'nin bölenleri 1'dir ve p'dir arkadaşlar. Mesela p karenin bölenleri 1'dir, p'dir, p karedir, o kadar. Daha gaza gelip gitmeyelim. Mesela p kübün bölenleri nedir? 1'dir, p'dir, p kare'dir, p küptür. Çünkü siz p kübü p kareye tam bölebilirsiniz. O zaman fp ne oluyor? Bunların çarpımı değil, değil mi? x'in pozitif bölenlerinin çarpımı. O zaman fp nedir? 1 çarpı p'den p'dir. fp üzeri 4, p üzeri 4 ne olacak o zaman? 1, p, p kare, p küp, p üzeri 4. O zaman bunları çarpımı. Ne yapar onları çarpımı? P üzeri 7 P üzeri 10 mu yapar? Aynen. Bölü P karenin P karenin ikisi burada P küp. P üzeri 3'ün ikisi de burada. O da kaç yapacak? P üzeri 6 mı yapacak? O zaman üst taraf P üzeri 11 geldi. Alt tarafta P üzeri 9 geldi. Buradan sadeleştirirseniz P kare ne geldi? 49. P de asal bir sayıydı zaten. Tamam P'yi 7 bulduk. Bir de ne soruyor? F 7 1'den 6'yı soruyor. Yani sorumuz nasıldı? Fonksiyon nasıl tanımlıydı? Pozitif bölenleri çarpma. 6'yı böler? 1 böler. 2 böler. 3 böler. Bir de 6 böler. E bunların çarpımı kaç yapacaktır o zaman? 36 yapacaktır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? Denizli gelir. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Şimdi. F fonksiyonu buradan reel sayılara tanımlı. G fonksiyonu A'dan reel sayılara tanımlı. F artı G. Yani işlem. Fonksiyonlarda işlem sorusu. Bir kere sizin işleminizin tanım kümesi ne olmalıdır? İkisinin kesişimi olmalıdır. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Küme çizelim. Kümeyle daha iyi anlayabiliriz belki. Şimdi A kümesi, B kümesi. Burada ne demiş? A'nın tümleyeni birleşim B. A'nın tümleyeni neresi? Şimdi şöyle yapalım. E, A'nın tümleyeni burası ve burası. Yani şurasıyla şurası A'nın şurası tümleyeni. B ile birleştirirseniz bu üçü yapar. Bunun tümleyeni o zaman burasıdır. Yani şu, 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 şu iptal. O zaman bizim f fonksiyonumuzun tanım kümesi a fark b'ye geldi galiba. A fark b'den nereye tanımlı? Reel sayıda tanımlı. Peki g kümesi g fonksiyonu nasıl? a'da tanımlı. Biz bir kere 4 işlem yapabilmek için fonksiyonlarda kesişimine bakmalıyız. O zaman ikisinin kesiştiği yer yani bununla mesela g fonksiyonu a kümesine tanımlıydı. f fonksiyonu sadece a fark b'de tanımlıydı. İkisinin kesiştiği yer burası oldu. O zaman A fark B'dir bizim K kümemiz. A fark B'de nerededir arkadaşlar? D şıkkındadır diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 4'e. A ve birer tam sayı olmak üzere fonksiyonun grafiği y eksene göre simetriktir demiş. He, y eksene göre simetrikse ben o zaman ne oluyorum? Çift fonksiyon oluyorum. Bakın hemen aklınıza gelsin parabolikten. Değil mi? Çift fonksiyon. Yani çift fonksiyon demek illa ki polinom tipinde olacaksın diye bir kaydı yok. Mesela 1 bölü x kare artı 1 de çift fonksiyondur. 2 verdin, eksi 2 verdin yine aynı sonuç alacak. x verdin, eksi x verdin aynı sonuç alacaksın. Değil mi? İlla ki öyle olacak diye bir kaydı yok. Şuraları silelim bakalım şimdi. Şimdi o zaman çiftse burası çifttir. Orası çift olması için a ne olacak? Tek olacak. Biz buraya yazalım isterseniz. a tek geldi. Daha sonra bu çiftse burası da çifttir. Buranın çift olması için b'nin de ne olması lazım? Çift olması lazım. Tamam bizim elimizde böyle bir sonuç var. a tek b çift. a tekse sallıyorum 1 olsun. b de çiftse 3 olsun. A o çiftse 3 olsun F 2 olsun. 1, 2, 2, 1, 2, 1. Şimdi böyle yazdım diyelim. O zaman bakalım ne çıkacak karşımıza. X üzeri 4 artı X kare ne istiyor benden? Grafiği orijine göre simetriktir. He, yani orijine göre simetrik demek tek fonksiyon demek. O zaman A birincisi gitti. Birincisi giderse bunları iptal. Şimdi x üzeri 3 eksi x üzeri eksi 1. O zaman tamam bu da okey x küp eksi 1 bölü x de kabul. Bu da tek fonksiyondur. O zaman 2 oldu. 2 de silelim. Bu da gitti. O zaman buradan ne geldi? x kare artı x üzeri 1. bu ne tek ne çifttir. Bu da iptal oldu. O zaman doğru ne gelir arkadaşlar? Bursa gelir diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun çözümüydü. Geldik 5'e. Fonksiyonu veriliyor. Şimdi bu fonksiyon değişik bir şey. x tekse yani içeriye tek yazıyorsan o zaman ne geliyor? 4 fazlası. Oh, bir dakika. O zaman yine burası tek oluyor. O zaman bu böyle devam ediyor. Değil mi? X çiftse mesela çift verdiğinde teke dönüyor. He, o zaman peki bakalım. Şimdi bir anlamaya çalışalım. F12 Şimdi buraya 12 yazdık. 12 çift. O zaman 2 tane neye eşit? F7'ye eşit. O zaman F7'ye geldik. 7 ne? Tek. O zaman 7 yazdık. Ne oldu? F11 -5 oldu. F11 bulmak istiyoruz. Buraya 11 yazdık. 11 yazdığımızda tektir. Doğru mu? Tekse o zaman f 11 de neye eşittir? Ee, 4 fazlası F15 eksi 5'tir. Bu böyle daha devam edecek. Gidecek. Ben size söyleyeyim. Oraya gitmeyelim bence. Biz olayı şurada çözelim. F-1'den çözelim. Bu böyle uzayacak. Biz buradan bu tarafa varacağız büyük ihtimal. Şimdi bakalım F-1. Buraya eksi 1 verdim. Buraya eksi 1 verdim. O zaman ne geldi? F-1 eşittir. F3 eksi 5 oldu. Peki devam edelim. 3 verelim. 3 verdiğimizde bu sefer F3 ne oldu? F7 eksi 5 oldu. Tamam şurada kestim. Bak şurada kestim. Zaten benden ne istiyordu? F eksi 1 istiyordu. O zaman buradan buna giderim. F3'ü bulurum. F3'ten de F7'yi bulurum. F7 ile de F12'yi bulurum. Ben bu soruyu çözerim. O zaman burası kaçtı? 28. O zaman burası kaç yapar? 14. F7 14'müş. O zaman yazalım buraya 14. Burası kaç yaptı? 9. O zaman burası 9 sa 9'dan 5 çıkar Soner'cim. 4 gelir diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun çözümüydü gördünüz mü? Oradan daha devam edecek gidecekti. Orada hemen kestim. Bu sefer f 1'den o tarafa yönlenmeye çalıştım. Yani soru beni yönlendirmiş oldu bir nevi. Tamam mı? Geldik 6. sorumuza. Şimdi 6. sorumuza bize diyor ki en bir doğal sayı olmak üzere fn artı 3 eşittir fn eksi 1 bölü fn artı 1 f11 11'miş. Buna göre f2030 nedir demiş. Bak bu soru biraz tehlikeli gibi geldi bana. Neyse bir bakalım be. Şimdi F11'i bilen vatandaş kaçı bilecektir? F14'ü bilecektir. O zaman F14. F11 şuraya 11 yazarsak ne oldu? 10 bölü 12'den 5 bölü 6 mı yaptı? Hadi bakalım. Şimdi gideceğiz fonksiyona kaç yazacağız? F5 bölü 6. 14. 11'i bilen 14'ü biliyor. Bu sefer kaça gidelim? F17'ye gidelim. F17 yani buraya en doğru 14 yazacağız. Buraya 14 yazdık. Buraya 14 yazdık. O zaman 14 yazınca burası ne oldu? 5 bölü 6 mı oldu? Burası da 5 bölü 6 oldu. 5 bölü 6'dan 1 çıkartırsak ne yapar? Eksi 1 bölü 6 yapar. Burası da kaç yaptı? 11 bölü 6 yaptı. Sağ değiştirdim. Eksi 1 bölü 11 geldi. F17'yi bilen vatandaş 3 fazlası F20'yi bilecek. Şimdi F20 için tekrar yazalım. Bu bir yerde bir periyoda bağlayacak. Bu soru hani olması gereken bir soru ama hani bundan önce de ben böyle soru çözmüştüm. Böyle tekrarlı fonksiyonlarda yani periyodik fonksiyonlarda bazen periyot 2'de kalabiliyor. Sarı testlerde böyle soru çözmüştük. Bazen size demiştim böyle 5'te 6'lı tekrar olabiliyor. Bu belki de öyle bir soru. Bakalım şimdi. F20'yi bilmek için n'e kaç vereceğiz? 17 vereceğiz. 17 verdik, 17 verdik. 17 verdiğinde burası eksi 1 bölü 11 olacak. Burası da eksi 1 bölü 11 oldu. O zaman ben F20'yi buluyorum. Şimdi üst taraf ne yapar? Eksi 12 bölü 11 bölü Alt tarafta kaç yapıyor? 10 bölü 11. Sadeleştirirsen burası kaçtı bir kere yukarısı? Eksi 12 değil mi? Sadeleştirdik eksi 6 bölü 5 geldi. Şimdi F20'yi bilen vatandaş bu sefer F23'ü öğrenecek. F23'ü öğrenmek için N'e 20 vereceğiz değil mi? O zaman F20 burası eksi 6 bölü 5 yaptı. Burası da eksi 6 bölü 5. Çünkü en yerine kaç yazıyoruz? 20 yazıyoruz. Bakın 20 yazdığınızda da F20'yi kullanacağız. O zaman üst taraf kaç yaptı Soner? Şunu biraz aşağı indireyim. O zaman eksi 11 bölü 5 yaptı. Alt tarafa gelince de eksi 1 bölü 5 yaptı. Bu da nedir? 11'dir. Peki bakalım. Bir tane daha yazalım bakalım. F27'ye gidelim. Anlayacağız. Bu olursa süper. Peki 27 olması için yok çok arttırdık. 24, 26 olacak. 26 olması için F23'ü kullanacağız. O zaman buraya 11 yazdık. He tamam aslında yakaladık. Şunu sil bakalım şimdi. Şöyle aslında. Şöyle bu F11'de neydi? 11'di değil mi? 11'di. O zaman 1, 2, 3, 4. Tekrar başa döndü. Sonra 11 verince buraya 11 yazıyorsun. O zaman yine hani 5 bölü 6 geliyor. O zaman dörtlü tekrarı var. 2030. Çünkü 11 bizim birinci terimimiz. Şimdi o zaman buradan 11'den 2030'a kadar kaça kaça artacağım? Mantıken üçer üçer açacağım değil mi arkadaşlar? Üçer üçer açacağım. O zaman buradaki terim sayısını bulalım. Yani 2030 11 bölü 3 artı 1 diyelim. Bize neyi versin? Terim sayısını versin. O zaman ne yapıyor Soner orası? 2019 bölü 3 artı 1. Soner onu sen bölersin. Hadi. <laughs> 673 artı 1. 674. Demek ki 674 tane terim var terim var. O zaman bunları şimdi dörtlü dörtlü tekrar yapacağız. 674'ü de bu sefer dörde böldüğümüzde kaç kalıyor? 2 mi kalıyor arkadaşlar? Dörde böldüğümüzde 72. Evet 2 kalıyor. O zaman ikincisi kaç? 5 bölü 6. O zaman doğru ne geldi? 5 bölü 6 geldi diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun çözümüydü. Tekrar yakalıyoruz. Periyotluk bir soru ama bu periyot kaçlık bir periyot? Dörtlük bir periyot. Güzel. Görmüş olduğunuz böylece böyle bir çözümü de. Geldik 7'ye pozitif doğal sayıların reel sayıları tanımlı fx fonksiyonu vermiş. Bunları sormuş. Bak şimdi benim burada bu bir dizi sorusu gibi. Dizilerde de böyle soru gelebilir. Ee, bu yok etme metoduyla çözülebilecek bir soru. Şimdi mesela ben alt tarafı kök x parantezini alsam. ilkinden şey gelecek. x artı bir artı kök x. Yukarıda da kök x var. O zaman şimdi ben burayı paranteze almıştım. Şunlar birbirini götürecekler. Aslında benim fonksiyonum ne oldu güzel kardeşim? 1 bölü kök x artı 1 artı kök x oldu. Şu an hala bir götürme modeli bir soru gelmedi. Sonra da gidiyorsun bunun altına kök x artı 1 eksi kök x yazıyorsun. Bunun çok benzeri ben kampta çözmüştüm. Kök x artı 1 eksi kök x bölü alt taraf x artı 1'den x çıkartsak ne olur? 1 olur. He. O zaman bizim fonksiyonumuz bu geldi mi? Geldi bak şimdi. Bu götürme modeli bir soru. Nasıl anladın hocam? 1 ver mesela. F2 eksi yani f1 ne yapıyor? Kök 2 eksi kök 1 yapıyor. Peki f2 ne yapıyor? Kök 3 eksi kök 2 yapıyor. O zaman bu böyle ilerleyecek. F 48'e gittiğiniz zaman 48 yazarsanız 49 eksi kök 48 olacak. Ve bunlar bu şekilde sola yatık birbirini götürecekler. O zaman kök 49 eksi kök 1. 7 eksi 1'den de cevabımız nedir? Son aracanın diğer bir uğurlu sayısı 6'dır diyebiliriz. Bugün derste tahtaya öğrencilere bir sorular yazdım. Hepsi 13. Yaklaşık 3 sorunun cevabını 13'ü çektim. Vaa wow, o diyorlar bu kadar olur mu ya? Dedim olur. Megalomantıda zirveyiz. <laughs> Geldik 8'e. 8'e ne diyor? fx eşittir 3 artı kök içinde x eksi 1 diyor olmak üzere f'in tersinde x artı 3 küçüktür 0 şartında zaten kaç tane x tam sayısı vardır diyor. O zaman biz bunun tersini alalım. Şimdi tersini aldığımızda nasıl söyleyeceğiz? y 3 x'i yalnız bırakmaya çalışıyoruz. Kök içinde x 1. Her tarafın karesini aldım. y 3'ün karesi eşittir. Bunun karesini aldığınız zaman mutlak değerde çıkacak. Yalnız şöyle bir fake var. X'in nereden büyük olması lazım? Birden büyük olması lazım. Doğru mu? O zaman zaten mutlak gerek kalmadı. Zaten orası pozitifmiş. O zaman X dediğiniz şey ne oldu? Ee, bu tarafa atarsak 1 artı Y eksi 3'ün karesi oldu. Yani F'in tersinde X ne gelir güzel kardeşim? 1 artı X eksi 3'ün karesi. Sen şimdi x yerine ne yazacaksın? Yani f'in tersinde x artı 3 diyor ya. O zaman buraya x artı 3 yazacaksın. 1 artı x artı 3 yazınca x kare oldu. E zaten burası sıfırdan büyüktür ama benden ne istiyor? Sıfırdan küçük olmasını. O zaman ne diyoruz? Doğru cevabımız Adana'dır diyoruz. Öyle bir şey yok. Olmaz. ihtimal yok diyoruz. 9'da ne diyor? F A'dan B'ye tanımlı bir F fonksiyonu, örten fonksiyon olduğu biliniyor. He, bunlarla biz anlatıyorduk. Örten fonksiyonla ilgili. Şimdi mesela burada 3 tane eleman oldu. Burada 4 tane eleman var. Burası asla örten olmaz. Çünkü 3 eleman 4 eleman örtemez. O zaman senin ne olması lazım? Soldaki kümenin eleman sayısı, sağdaki kümenin eleman sayısı eşit olması lazım. Ya da soldaki kümenin eleman sayısı büyük olması lazım. Yani sen ne diyeceksin? Esa büyük eşit SP edeceksin. O zaman ne oldu? X kare artı 6x artı 7 büyük eşit 2x artı 19. Hepsini sola attım. X kare artı 4x eksi 12 büyük eşit 0 oldu. Buna göre çözeceğiz. O zaman ne oldu? Orası x artı 6x eksi 2 mi oldu? büyük eşit sıfır. O zaman ne vardır kritik noktalar? Eksi 6, 2 artı, eksi artı. O zaman şöyle galiba. Burasını istiyor. Doğru mu? F fonksiyonu o x'in en küçük değeri nedir demiş. X çok da küçük olabilir. Yalnız dikkatli bakalım. Tabi buraları da ne olmayacak? Negatif olmayacak. Vay. O zaman x de eksi 9'dan büyük olacak mı diyelim. Şimdi 2x artı 19 sıfırdan büyükse 2x büyüktür. Eksi 19 x büyüktür. Eksi 9 buçuk. Tam büyük olacak. O zaman bu şartı yerine getiren ne vardır? Bursa vardır diyebiliriz. Eksi 6'ya giden eller kırılır. Aman ha aman. Geldik bakalım. Son iki sorumuza. 10. sorumuz ve 11. sorumuzdayız. 10. sorumuza bize diyor ki f reel reel sayılara tanımı diyor. He, burası sıfır olmaz. O zaman gx ne olamaz? Eksi 2x olamaz. Peki bakalım. Olduğuna göre g fonksiyonu aşağıda hangisi olabilir demiş. O zaman biz diyelim ki yani eğer ki kesiştikleri nokta varsa oranın kökü demektir o. Yani burada ne diyor? Bunlar diyor kesişmeyecekler diyor. Sen bununla bunu eşitlersen diyor mesela g eksi x kare artı 1 kabul ettin mesela. Sen bunu eksi 2x eşitledin. Ne oldu? Bu oldu. Eğer bu denklemin bir kökü varsa bu eşitlik sağlanır anlamını taşır. Ama sağlanmaması gerekiyor. Bunun kökü var mı? O x artı 1'in karesinin x eşittir eksi 1 olabiliyor. O zaman bu iptal. O zaman tipini beğenmediğiniz varsa onu yapalım diyeceğim ama sesiniz gelmiyor. x kare eksi 4 x artı 1 eşittir. Eksi 2 x olsa bunu bu tarafa çeksem x kare eksi 2 x artı 1 eşittir sıfırdan. O bunun da kökü var. Bu da iptal. O zaman hepsini tek tek deneyeceğiz ya. Yani c'deyiz. x kare artı x artı 2 Kaç eşit? Ee, eksi 2 x'e sola çektim. x kare artı 3 x artı 2 eşittir 0. O buradan da bir delta var. O da iptal. Yani delta sıfırdan büyük olduğu an elinize kalır bu soru. E, ee, x kare artı 3 x artı 7 ne eşit? Eksi 2 x'e sola çektim. Geliyor galiba. x kare artı 5 x artı 7 eşittir 0 yaptı. Deltasına bak bakayım. b kare eksi 4 ac He, ne oldu? Eksi 3 küçüktür 0 oldu. Demek ki buradan kesişme şansı yokmuş. Demek ki onun sorumuzda cevabı denizymiş Hadi bakalım 11. testin son sorusundayız. Dik koordinat düzleminde fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Bunların demiş hmm, fx demiş budur. gx denilmiş demiş budur. Gel sen beni bul demiş. Şimdi bir tanesi ben mesela bunları böyle oturup çizmek yerine şey yapsam olmaz mı? Yani mesela bir tanesi eksi 3'e kaç noktası? 3 noktası. Şimdi Eksi 3'e 3 üç noktası bu kim? F. G ne? E, 3'e eksi 1 noktası. 3'e eksi 1 noktası. Şimdi ben bunu şöyle bir koyu renkle yapayım ki arkası kaybolmasın. Ben bunu net anlayayım. Şimdi neyi yaptım ben? Şuradaki sivri noktayı. Şimdi bunları birbirine ötelediğinizde üst üste gelsin istiyorlar. Değil mi? Mesela bu ne demek? G'yi 6 birim sağ al. 3'ü 6 birim... o iptal. C ne? X, G'yi 4 birim sola al. 4 birim sola alınca olmaz. Biz ne yapalım biliyor musun? B'ye bakalım. Bak. Ne yapmış? 6 birim sola almış. 3 iken 6 birim sola aldığında eksi 3 oldu. Eksi 1'di. 4 birim aşağı indirdin. Olmadı. Ama bu x artı 6 tuttu gibi ya. He, zaten ters yapmışım. Şunu ters oldu. fx'i diyor 6 birim sola al. Bu zaten iptalmiş. Bu f'i 6 birim sağa at. Eksi 3'tü. 6 sağa kaydırdım. 3 oldu. 4 birim yukarı kaydır. 3'e 4 ekledim. 7 oldu. Bu da iptal. O zaman denize gidecek galiba. Bakalım. f fonksiyonu g'nin 6 birim sola gelmiş hali. Bunu 6 birim sola getirdim. Eksi 3 oldu. 4 birimde yukarı kaydırdım. Eksi 1'e 4 ekleyince ne oldu? 3 oldu. Tamam tuttu. O zaman doğru ne geldi arkadaşlar? Zarla zorla Edirne geldi diyebiliriz. Bu da 11. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece fonksiyonlardaki 11 işletimizi de tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.